Merhaba efendim. Tüm izleyenleri hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Bu mübarek günde 3 aylara girdiğimiz aynı zamanda Regaib Kandili'ne tevafuk eden bu mübarek günde vakit ayırıp izleyecek olan değerli izleyenler için ve özellikle öğrencilerim için akademik rehberlik danışmanlık dersleri yapmayı düşünüyorum. Bu konu benim aşağı yukarı Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hocalık hayatımın tümünde yüz yüze eğitim olarak öğrencilerimle gerçekleştirmiş olduğum bir etkinlik idi. Bu etkinlikten faydalanan onlarca öğrencim üniversitelerde hoca oldular. Yüzlercesi de farklı alanlarda akademik bir disiplin elde etmiş insanlar olarak hayatlarına ve yollarına devam ediyorlar çok şükür. Gerek içinde bulunduğumuz koşullar, gerekse benim sağlık durumum, imkanlarım, zamanım açısından bu rehberliği yüz yüze bir şekilde öğrencilerimle devam ettirmeye imkan vermedi. Ben de bunu bir lütuf olan dijital ortamı bizim için gerçekten bir lütuftur. Bunu değerlendirerek akademisyen olmaya arzulu, istekli öğrencilerime ve izleyenlere nasıl bir yol yürümeleri gerektiğini, akademisyenliğin ne olduğunu, akademisyen olmanın ne anlama geldiğini ve gerçek anlamda bir akademisyen olmak için nasıl bir yol yürümesi gerektiğini aklımın erdiği, gücümün yettiği ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu daha önce de yıllarca yapmış olduğum danışmanlık ve rehberliğin buradan kayıt üzerinden gerçekleşecek bir ilk örneği olacak. Dolayısıyla oldukça uzun soluklu bir yol bizi bekliyor. Yani bu yapacağımız rehberlik ve danışmanlık dersleri epeyce uzun sürecek dersler. Bir bakıma birlikte yürüyeceğimiz bir akademik yolculuk olacak. Böyle bir yolculuğu konuşacağımız bu derslerde herhalde ilk başlangıç sorumuz akademisyenlik nedir olmalıdır? Akademisyen olmayı arzulayan, ben akademisyen olmak istiyorum diyenler için akademisyenliğin ne olduğunun tanımıyla başlamamız daha doğru olur. O zaman soruyu soralım ve cevabını bularak yolumuza devam edelim. Evet, akademisyenlik nedir? Her bir soru bizden bir tanım ister. Bir cevap, bir tanımdır. Tanımı da bazen sorulan soruda istenen şeyin şudur diye o her neyse o şeyi olduğu biçimiyle
tanımlarız. Bazen de tanıma o şeyin ne olmadığından başlayarak, negatifinden başlayarak tanımlarız. Bu tamamen bir vurgu meselesidir. Ben de biraz bu vurguyu öne çıkararak akademisyenliğin ne olmadığından bahsederek başlamak istiyorum. Akademisyenlik kesinlikle ismimizin önüne bir ünvan, bir titir koymak değildir. Yani daha en başından net olarak ifade edeyim ki akademisyenlik isimlerimizin önünde doktor, doçent, profesör unvanlarının yazılması değildir. Ve yine açık ve net olarak söyleyeyim, isimlerinin önünde doktor, doçent ve profesör unvanı yazılı her kimse de akademisyen sayılmaz. Bir unvana sahip olmakla akademisyen olmanın arasını çok net bir biçimde ayırt etmemiz gerekir. O halde akademisyenlik ismimizin önünde bir unvanın, bir titrin olması değilse nedir? Akademisyenlik uzunca kısmet olursa dersler boyunca konuşacağımız ve ele alacağımız gibi bir düşünme, bir üretme ve bir varoluş yolculuğudur. O zaman yazalım. Demek ki akademisyenlik bir düşünme. Üretme varoluş yolculuğu. Düşünme doğası gereği her türlü dogmatik önyargıdan, ideolojiden, mensubiyetten azade olmayı gerektirir. Yani aklı herhangi bir biçimde koşullu, şartlı, bağlantılı bir kimsenin düşündüğünden söz edemeyiz. Düşünmek, düşünme eylemini gerçekleştirecek olan aklın özgürlüğüne bağlıdır. Yani şöyle söyleyelim. Akıl, hatta düzelteyim, daha düzgün söyleyelim. Özgür bir akılla mümkün olur. Ancak özgür akıl düşünebilir. Bağımlı akıllar, ipotekli akıllar, kendisini bir yere mensup hisseden akıllar, bunlar da düşünürler. Fakat bu akılların düşünceleri aidiyetleriyle, mensubiyetleriyle sınırlıdır. Mesela kendisini bir ideolojiye kaptırmış bir aklın elbette ki bir düşünce faaliyeti söz konusudur. Ancak bu düşünce faaliyetinin sınırları ideolojisinin sınırlarıyla kuşatılmıştır. Bunun dışına çıkamaz. Herhangi bir yere mensup, müntesip bir insan zaten kendisini intisap ettiği şeyin hakikatine ermiş, hakikati bulmuş, hakikati elde etmiş olarak göreceği için geçmişten günümüze devam eden her türlü bu hakikat temsilcilerinin yaptığı gibi burada da bir düşünmeden,
akademik düşünmeden söz edemeyiz. Çünkü düşünmek bir aramaktır. Özgür akıl düşünür dediğimizde, özgür aklın düşünmesinin bir araştırma, bir aramak olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir araştırmak ve bir aramaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla özgür akıl hakikati arayan, hakikati araştıran akıldır. Zaten kendisini hakikati bulmuş üstadı, hocası, mürşidi, reisi, üstadı, efendim ya da tabi olduğu her kimse, bu ifadelerimin hiçbirisinde herhangi bir politik ima kesinlikle yok. Tamamen akademik olarak konuşuyorum. Bunun altını ısrarla çiziyorum. Beni yakinen tanıyanlar da bilir. Asla derslerimde ve konuşmalarımda bu tip siyasi ve politik imalarda bulunmam, aklımdan bile geçirmem, ama dinleyenlerin kullandığım sözcüklerden hareketle farklı anlamlar çıkarabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, bu çünkü genele yaptığım bir konuşma, daha tedbirli olmam gerekiyor. Böyle bir politik imam yok kesinlikle. Tamamen akademik anlamda bir üslupla konuşuyorum. Bu tür bağlılıkları ve aidiyetleri olan insanlar zaten hakikate ermiş olduklarından dolayı onların düşünmeleri buldukları şeyin değerini bilmek, kıymetini bilmek, ona daha çok sahiplenmek, ona daha çok bağlanmak üzerinden bir düşünceden ve tefekkürden söz edebiliriz. Bir araştırma, bir arama, bir bulmadan bahsedemeyiz. O da bir düşüncedir ama bizim sözünü ettiğimiz akademik düşünce değildir. Akademisyenin yapacağı bir düşünce değildir. Akademisyen, hakikati aramaya çıkan yolcunun adıdır, taliptir. Eski ifadeyle söyleyecek olursak, akademisyenin adı taliptir. Yani hakikati arayan, ilmi, gerçeği bulmak isteyen yolcudur. Bu nedenle hakikati aramak, hakikati aramak üzere yola çıkmak. Bu amaçla yola çıkmanın adı akademisyenliktir ve yolcunun adı akademisyendir ve yolun adı arama, araştırma, ilim yoludur. Şimdi buradan hareketle düşünme öncelikle zihnimizi ve aklımızı kuşatan çemberleri kırmayla başlamayı gerektiriyor. En azından kendimizi onların baskısının altından önemli ölçüde kurtarmayla başlamayı gerektiriyor. Aksi takdirde bu baskılamadan ve bu çember içinde hapsolmaktan kurtulunmadıktan sonra özgür bir düşünce, özgür bir akla sahip olamayacağımız için akademik bir faaliyette bulunamayız. Ha, falanın kitabı üzerine yüksek lisans yaparsınız, filanın kitabı üzerine doktora yaparsınız, onlar üzerine makale yazarsınız, doktor olursunuz, doçent olursunuz, profesör olursunuz. Buna bir lafım yok. Eyvallah. Zaten yol böyle. Zaten büyük oranda üniversitelerde akademisyenlerin de bu yolla efendim isimlerinin önüne ünvanlar koyduklarını biliyoruz. Ben bundan söz etmiyorum. Bundan değil. Bir kitap üzerine düşünmekten ve ondan yüksek lisans yapmaktan, bir kitap üzerine çalışıp oradan doktora yapmaktan bahsetmiyorum. Düşünebilmekten, özgürce düşünebilmekten söz ediyorum. Peki özgür aklın araştırma ve aramak anlamındaki
faaliyetini biraz daha açacak olursak ne söyleyebiliriz? Burada çok önemli bir şey söylememiz gerekecek. O da her türlü düşünceye açık olmak. Diğer bir ifadeyle her türlü düşünceye mütehammil olmak. Yani okuyabilmek. Ne diyor diye o düşünceleri kavramaya, o düşünceleri anlamaya sabır gösterebilmektir. Böylece her türlü düşünceye açık olmak, her türlü düşünceyi okuyup, inceleyip, anlamaya mütehammil olmak şu anlama gelmez. Bunu da çizelim. Şu anlama gelmez. Her türlü düşünceyi kabul. Bu zaten akademisyenliğin doğasıyla çelişen bir durumdur. Her türlü düşünceyi kabul etmek, her okuduğunu kabullenmek üzere okumak zaten akademisyenliğin tabiatına aykırıdır. Her türlü düşünceye açık olmak başka bir şey, her türlü düşünceyi kabul etmek başka bir şeydir. Dolayısıyla biz açık olmaktan, mütehammil olabilmekten söz ediyoruz. Karşıt fikirleri akademisyen olmaya karar verdiğimiz andan itibaren karşılaşacağımız her türlü beklenmedik düşüncelere karşı tahammül edilebilme yeteneğinden ya da duruşundan söz ediyoruz. Ben böyle düşüncelere açık değilim. Ben bunlara mütehammil değilim. Bunları dinleyemem. Bunları üzerine konuşmalara tahammül edemem dediğinizde o yolda yürüyemezsiniz. Akademik yolda yolculuk yapamazsınız demektir. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Jean-Paul Sartre'ın çok güzel bir sözü vardır. Der ki, düşüncenize asla katılmıyorum. Düşüncenizi asla paylaşmıyorum. Ama bu düşüncenizi özgürce ifade etmenizin de sonuna kadar yanınızdayım der. İşte gerçek anlamda akademik duruş budur. Her türlü düşünceye açık olmak, her türlü düşünceyi anlamaya çalışmak akademik bir duruştur. Akademisyene yakışan bir duruştur. Sadece kendi doğrularının ve kabullerinin paralelinde düşüncelere müsamahakar olmak, diğerlerine karşı olmak akademisyenliğin önündeki en önemli engeldir. Bunun için akademik hayat bizden zorunlu olarak düşünme üzerinden şunu bekler. Düşünülmüş olanı bilmek ve anlamak düşünülmemiş olanı düşünmek. Akademisyenlik budur. Bizden önceki düşünürlerin ne düşündüğünü, neden öyle düşündüğünü, neleri düşünüp, neleri bilgi olarak ortaya koyduklarını anlamak, öğrenmek. Bu nedenle akademisyen çok sağlam bir geçmiş bilgi ve düşünce zeminine sahip insan demektir. Kendisini
daha önceki düşünürlerin düşünceleriyle çok sağlam bir zeminde temellendirmeyen bir insanın zaten akademik yolculuğundan falan söz edemeyiz. Bizden öncekilerin ne düşündüğünü bilmeden, bizden öncekilerin düşünmüş olduklarına vakıf olmadan bir düşünce üretmemiz söz konusu olamaz. Onun için düşünülmemiş olanı düşünebilmek için düşünülmüş olanı öğrenmek, bilmek ve üzerine düşünmek şarttır. Bu anlamda baktığımızda çok açık olarak ifade etmek istiyorum ki akademisyenlik özgürce düşünebilmeyi, kendisi özgürce düşünebildiği gibi başkalarının da özgürce düşünebilmelerine alan açabilmeyi, buna mütehammil olabilmeyi başarmaktır. Kendilerini taşıdıkları ünvanları gereği belli konumlarda görev yaptıklarından dolayı akademisyen olarak görenler bazen bir makale hakemliği yapar, bazen bir yüksek lisans ya da doktora jürisinde yer alır. Ve o makale ya da yüksek lisans doktora tezi kendi düşünceleriyle örtüşmüyor diye reddeder. Neden? Çünkü akademisyen değil. Akademisyen bir makaleyi hakem olarak okuduğunda bir yüksek lisans ya da doktora tezini ya da doçentlik tezini, profesörlük tezini hakem olarak okuduğunda o okuduklarının kendi düşünceleriyle ne kadar örtüştüğüne bakmaz. Ya makalenin ve tezlerin ele aldıkları konuyu ne kadar akademik bir perspektifte ele alabildiğine, ne ölçüde eski düşünülmüş bilgilere atıfta bulunup kendisinden önceki bilgilerle besleyebildiğine, ne ölçüde problemi ortaya koyabilip, onu tartışabilip, sonuçta bir sonuç önerisiyle bir öneride bulunabildiğine bakar. Bu öneri onun düşüncesine paralel olsun, aykırı olsun, önemli değil. Bu özellikleri taşıyorsa bu çalışmalar akademiktir, kabule şayandır. Kendi görüşüyle, düşüncesiyle örtüşmese bile bunu açık yüreklilikle tebrik ederek kabullenmesi ve onaylaması gerekir. Aksi takdirde kendi düşüncesine paralel olanlara olur deyip öbürlerine de ret vererek akademik hayatı adeta tek düze bir düşünceye, adeta tek bir tarikatın, bir cemaatin, bir ideolojinin mensuplarının ortak düşüncelerine hapsetmeye yönelik bir tavırla yazılan ve çizilenleri değerlendirecek olursak, bu bizim akademik geleceğimizi de, üniversite geleceğimizi de öldüren bir felakete dönüşür. Bu nedenle akademisyen düşünebilen insan olduğu için düşünmenin önemini, düşünmenin değerini, bu düşünme kendisinin düşünmesinden ne ölçüde farklı olursa olsun bizatihi düşünme olduğundan dolayı değerli görerek, değerli olduğuna inanarak ve değerli olduğunu bilerek onu
değerlendirir ve böylece akademisyen hem düşünen, hem düşünmeyi önemseyen, hem düşünen insanlara değer veren bir karakter olarak karşımıza çıkar. Bunların üzerinde tabii çok duracağız. Bugün ilk dersimiz ve bu ilk danışmanlık dersimiz ve bunun üzerinden daha ileride çok farklı vesilelerle inşallah konuşacağız. Dolayısıyla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, düşünmenin akademik yolculukta ne kadar önemli olduğunu, düşünmeye önem vermenin, düşünmeyi öne çıkarmanın ve düşünmeyi önemsemenin bu denli hayati olduğunu vurguladıktan sonra zaman zaman yeniden buraya dönmek üzere üretme konusuna geçebiliriz. Ancak düşünen bir kimse üretir. Üretmekten kastımız bilgidir. Bilgi üretimidir. Düşünmeyen bir insan bilgi üretemez. Dolayısıyla akademik hayatta bizim bilginin üretilmesine ilişkin bu vurgumuz son derece önem arz eder. Bu nedenle de gerçek anlamda akademisyenle isminin önünde titirleri bulunan akademisyenleri yine birbirinden ayırt ederek söylemek istiyorum. Gerçek akademisyen bilgi üreten kişidir. Ama nice akademisyenler var. Bunlar bilgi ezberleyicileridir. Bilgileri ezberler ve bu ezberler üzerinden faaliyette bulunur ve bunlarla bir unvan kazanır, bir makama gelir, bir kürsü sahibi olur vesaire olur. Eyvallah, ona da saygımız elbette var. Bunu herhangi bir anlamda küçümseyici ve tahkir edici olarak söylemediğimi bütün samimiyetim ve açık yürekliliğimle ifade etmek istiyorum. Ama gerçek anlamda bir akademisyenlik olmadığına ilişkin bir ayrımda bulunmaya çalışıyorum. Yoksa elbette ki bu da bir çabadır, bir emektir. Onunla gelinen bir yer vardır. O gelinen yere de, bu emeğe de sonuna kadar saygım vardır. Ve bu saygım da mahfuzdur. Ancak benim rehberlik yapmaya çalışacağım, danışmanlık yapmaya çalışacağım akademisyenlik bu değil. Yolculuğumuz da bu değil. Dolayısıyla üretilmiş olan bilgilerin ezberlenmesiyle bilgi üretmek arasında çok esaslı bir fark vardır. Bu anlamda değerli izleyenler, ezberi şu düşünülmüş olanı bilmek ve anlamaya bağlıyorum. Bizden öncekilerin düşündüklerini önemsemeden, gerektiğinde onları ezberlemeden, ki biz de birçok metin ezberledik, ezberliyoruz, hala ezberliyorum ben. Bu manada bir ezber karşıtı değilim. Ezbercilikle birazdan bahsedeceğim, taklitçiliği kastediyorum. Bunu bilmek zorundayız. Bu düşünülmüş olanı öğrenmek zorundayız. Bunlar olmadan adım atamayız. Onlar bizim merdivenlerimizin basamaklarıdır. Dolayısıyla bu manada ezber makbuldür, dokunulmazdır, korunmalıdır ve her bir öğrencimiz de geçmişten kendisini yukarıya doğru tırmandıracak olan merdivenin basamakları hükmündeki bu düşünülmüş olanların ezberlerini ihmal etmeden gerçekleştirmeleri gerekir. Ama tehlikeli olan burada benim altını çizmek istediğim şey, bu ezberlerin
bizi ezberciliğe, ezbercilik, yani taklitçiliğe. Bu iki ifadenin de imasından söz etmek istiyorum. Ezbercilik ve taklitçilik hakikatin bizden öncekiler tarafından bulunmuş olduğuna, yani yolun bittiğine, vuslatın gerçekleştiğine inanır. Bizden öncekiler zaten düşünülmesi gerekeni düşünmüşler, söylenmesini gerekeni söylemişler, yazılması gerekeni de yazmışlar. Bize düşen bunları okumak, öğrenmek, onlara tabi olmaktır tavrını söylüyor. Bu tavır akademik bir tavır asla değildir. Çünkü bilgi ve bilim yolculuğu sona ermez. İnsanlık tarihi milyonlarca yıl devam etse de sona ermez. Ermeyecektir asla. Dolayısıyla ilim yolculuğu bir aramak ve araştırma yolculuğudur. Bulma yolculuğu değildir. Akademisyenlik bir aramaktır, bulmak değildir. Dolayısıyla sürekli aranır, sürekli aranır, ömür boyu aranır. Son nefesimizde de arayarak nefesimizi veririz. Akademisyenlik budur. Dolayısıyla ezberciliğin ve taklitçiliğin tehlikeli olan tarafı ya da olumsuz olan tarafı, değerli izleyenler, düşünülecek bir şeyin kalmadığını söylemek. Söylenecek bir şeyin kalmadığını söylemektir. Öncekileriyle yetinmek, önceden söylenenlerle yetinmek, bu akademik hayatı bitiren bir şeydir. Oysa öncekilerin bilgilerini elde etmek bizi yeni bilgiler üretmeye taşıdığında değerlidir. Onun için sürekli sınıflarda da öğrencilerimle paylaştığım bir mottom var. Derim ki, geçmiş bizi kendisine çeken ve kendisi içinde hapseden bir zemin değil. Aksine bizi yukarılara doğru iten, yukarılara doğru yükselmemizi sağlayan bir zemin olduğunda değerlidir. Geçmişe hapsolup kalmak, geçmişin cazibesinde kendimizi kaybetmek, yolculuktan çıkmaktır. Allah rahmet eylesin Hasan Hanefi'nin Et-Turaf ve Tecdid, Gelenek ve Yenilenme eserini okumanızı özellikle tavsiye ederim. Türkçe tercümesi de var. Bu eserinde gelenek ve yenilenmenin dengesine dair söyledikleri çok önemli şeyler var. İşte bu söylemeye çalıştığım husus da bunlardan bir tanesi. Gelenek, geçmiş bizim zeminimizdir. Onun üzerinde yükseliriz. Geleneği reddetmek, varlık zeminimizi reddetmektir. Birazdan varoluşta konuşacağım. Bunu söyleyen birisiyle muhatap olmaya bile değmez. Geleneği önemsemeyen, küçümseyen, onu varsaymayan, yok saymayan birisiyle konuşmak bile zahittir. Gelenek bizim zeminimizdir. Ama bu zemine çakılı kalmakla bu zeminde büyümek, neş'et etmek, neşvunema bulmak ayrı şeylerdir. İşte bu bakımdan akademisyen bilgi üretir. Ve daha yüksek lisansa başladığınız andan itibaren hep kendinize şunu sormalısınız. Yüksek lisansla ben ne öğreneceğim, gelenekten ne öğreneceğim? Geleneğin o muhteşem inşa ettiği ilim duvarına neresine bir kerpiçle ben koyacağım? Ne kadar koyabileceğim bu kerpiçin? Boyutu ne olacak?
Ama illaki küçük bir çakıl taşı kadar bile olsa bir şey koymalıyım. İşte akademik yolculuk budur. Yoksa bir kum tanesi kadar bile olsa bir katkı sağlayamadığım ölçüde geleneğin o inşa ettiği muhteşem bilgi duvarına bir zerre miktarda ben bir katkıda bulunmadığım sürece akademisyen değilim demektir. Doktora tezi yaptığımda ben acaba geleneğin mirasından, o muhteşem mirastan ne ölçüde payımı alarak ben bu mirasın daha büyük bir mirasa dönüşerek benden sonraki kuşaklara intikal etmesini, tevarüs etmesini sağlayacağım diye düşünmek akademisyenliktir. Demek ki bilgi üretmek bir anlamda bilgi tüketmeyle ilgili bir şeydir. Çünkü tüketmek bir ihtiyaç ortaya koyar. Tükettiğinizde üretmek zorunda kalırsınız. Geçmişin, geleneğin bilgisini tükettiğinizde üretmek zorunda kalırsınız. Ama doygunluk, yeterli görmek, doymuşluk hissi bir ihtiyaç hissettirmeyeceği için bir üretim de ortaya çıkmayacaktır. Neden? İhtiyaç yok ki. Acıkmayan bir insan neden ekmek arasın? Susamayan bir insan neden su arar? Bu nedenle akademisyen bilgi üretir. Zaten YÖK yasasında gayet açık bir şekilde yüksek lisanstan doçentlik profesörlük tezine kadar akademik tezlerin mahiyetine ilişkin yasa koşul koymuş. Diyor ki bir problem ele alacak. Bu problemi çözmek için bir yöntem geliştirecek ya da mevcut bir yöntemi kullanacak. 2-3 bir öneride bulunacak, bir sonuç ana bilim dalına hangi alanda yüksek lisans doktora vesaire yapıyorsa o alana bir katkıda bulunacak. Bir şey söyleyecek, yeni bir şey söyleyecek. Bu özellikleri taşıyan faaliyette bulunmak, bilgi üretmek akademisyenliktir. Değerli izleyenler, dolayısıyla akademisyen olma bir üniversitede hoca olma hevesi değildir. Bir heves değildir. Onun için yüz yüze rehberlik yaptığım öğrencilerime de yıllarca söyledim. Belki de bu konuşmalarımı izleyenler olursa beni tasdik edeceklerdir. Akademisyen olmak bir heves değildir. Bu yol hevesle yürünmez. Üniversitede hoca olmanın havası, keyfi vesairesi için istenmez. Bu yol zorlu bir yol, birazdan bahsedeceğim. Zor bir yol, kolay yürünür bir yol değil. Benim söylediğim anlamda akademisyenliği söylüyorum tabii ki. Yoksa bir yüksek lisans yapmak, doktora yapmak o kadar da zor bir şey değil. Dolayısıyla akademisyen olmak bilgi üretmeyi zorunlu olarak gerektirir. İşte ezbercilik ve taklitçilik
mevcutla yetinme düşüncesi, onu yeterli görme düşüncesi bizi bilgiyi üretmekten alıkoyarken, bilgi üretmek, bu tam da işte burayla ilişkilidir. Ben bunca öncekilerin bilgilerini okudum. Bunları nasıl okuyacağımızı falan da daha sonraki derslerimizde konuşacağız. Tabii bu mukaddime bir ders. Daha doğrusu akademisyenlik nedir üzerine konuştuğumuz bir ders. Akademisyen olmak istiyorsunuz da ne olmak istediğinizin ne kadar farkındasınız, neye talipsiniz, bunu ne kadar farkındasınızı konuşuyorum. İşte düşünülmemiş olanı düşünmek, bilgi üretmek. Bizimden öncekilerin düşünmediği, aklına gelmediği ya da o günkü koşulların kendisine bunu düşünme imkanı vermediği, Hegel'in tarihsel imkan teorisinde de söylediği gibi hepimiz tarihsel koşullarımızın ürünleriyiz ve bu koşulların bize sağladığı imkanlar çerçevesinde üretme şansına sahibiz. Bu imkanları ne kadar değerlendirdik de ve bu imkanlar üzerinden bir şeyler söyleyebiliyoruz konusu bilgi üretmeyi ifade eder. Yani bu bilgi nedir, nasıl üretilir, nedir? Bunlar üzerine ileride inşallah çok konuşacağız. Demek ki akademisyen bilgi üreten demektir. Sürekli bilgi üretmek için uğraşan kişidir. Sürekli üretim halindedir. Sürekli tüketim halindedir ve sürekli üretim halindedir. Sürekli tüketir, sürekli üretir bir faaliyet içinde olmaktır akademisyen. Onun için akademisyenlikte bir duraklama yoktur, bir son durak yoktur. Yani profesör oldum, artık yeter. Bunu bir akademisyen söylemez. Bir akademisyenin bilimsel çalışmaları da bu unvanları almaya yönelik çalışma hiçbir zaman olmaz. Yani akademisyen bu yolu yürürken bir gün yüksek lisansı bitip bilim uzmanı olur. Bu yolu doğal olarak yürürken, işte düşünerek, üreterek yürürken bir de bakmışsın bir gün doktor olur. Bir gün doçent olmuş olur. Bir gün profesör olur. Ona verilecek unvanlar biter ama akademisyenin yolculuğu bitmez. O aynen ilk başladığı günde, daha henüz yüksek lisansa yeni başladığındaki heyecanıyla devam eder. Bir amatör heyecanı vardır, profesyonelce yürür. Ünvanlar biter, akademisyenlik için, akademisyen için bilim yolculuğu, bilgi üretme yolculuğu asla bitmez, hattel mevt, ölünceye kadar. Bitmez. Bitti dendiğinde birisi için, ya ben zaten geleceğim yere gelmişim, bundan sonra neye okuyayım da çalışayım, yazayım diyorsa bir adam, emin olabilirsiniz ki o insan hayatında hiç akademisyen olmamıştır. Çok net söylüyorum. Ve meslektaşlarım lütfen beni hoş görsünler ve bağışlasınlar. Gerçek bir akademisyen asla böyle bir şey söyleyemez. Bizim geçmiş ulemamız, örneklerimiz, seleflerimiz, büyüklerimiz, örnek aldığımız insanları, hayatlarını okuyoruz değil mi? Nasıl okuyoruz? Biyografilerini okuduğumuzda. Ölürken elinde şu kitap vardı. Gözlerini hayata yumduğunda etrafındakilerine şu dersi veriyordu. Şunu yapıyordu. Değil mi? Farklı alandan bir örnek vereyim. Çok ilgimi çeken bir örnektir. Zeki Müren, Allah rahmet eylesin, makam cennet olsun. Kendisinden dinlemiştim bir televizyon konuşmasında. Tek hayalim elimde mikrofonla yine şarkı söylerken ölmektir demişti rahmetli ve öyle de öldü. İşte bu akademisyenlik. Bu. Tek hedefim, ben de öyle söylüyorum. Tek hedefim, tek hayalim, elimde kalemim, öğrencilerime ders anlatırken, ders verirken,
ya da bir şeyler okurken, bir şeyler üzerine yazıp çizerken o yüce yaratıcıyla buluşmak, ona dönmeyi hayallemek. Dolayısıyla bilgi üretimi biten bir şey değil. Onun için ben akademisyen olmak istiyorum diyen öğrencilerime diyorum ki, iyi düşündünüz mü? Yani bu ölünceye kadar yürümeye benziyor. Akademisyenlik evlenmek falan gibi değil. Evleniyor, boşanıyorsunuz hani. Boşanmak diye bir şey var. Böyle değil. Akademisyenlik öyle bir nikah masasına oturuyorsunuz ki Katolik gibi, mezhebindeki gibi daha boşanamıyorsunuz. Yani gerçek akademisyenliği söylüyorum. Ölene kadar okuma, ölene kadar elinizden kitap düşürmemeye, ölene kadar araştırmaya, düşünmeye kararlı mısınız? Böyle bir yolculuğu yürümeyi gerçekten istiyor musunuz? Bu yolun talibi misiniz? Allah Resulüne buyuruyor. Men seleke tariqan yeltemsu fihi ilmen. İlim için bir yola çıkmak. Yolculuk, bakın tam da Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi yola benzetiyor. Men seleke tariqan, bir yola çıkıyorsunuz. E yebtagi fihi, bazı rivayetlerde yeltemsu yebtagi fihi ilmen, ilim arzuluyorsunuz. Ve ilginçtir bakın değerli izleyenler. Hadis-i şerif de devamında diyor ki sehhelallahu lehu tarikan ilel cenne. Gerçekten rivayetin belagatı çok ilginçtir. Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır diyor ya, hani şimdi cennet tarafına takılmayalım. Bu hadis-i şerifin mesajı şudur. Yani son durak cennet olur olmaz, onu onu Mevla bilir. Fakat ölünceye kadar bir yolculuk. Seleke tarikan hattel mevt. Bir yola çıkıyorsunuz ölünceye kadar. Öyle yerde bırakmak yok. Ölünceye kadar devam eden bir yolculuk. Üretme yolculuğu. Şimdi buradan üçüncü maddeye geçelim. Bu en önemli maddemiz. Birinci ve ikinci maddeyi de içine alan çok önemli bir maddemiz. Ben de yüksek lisans dersi ve doktora dersi almış her öğrencim bilir. Bu konuşmalarımın benzer içeriklerini onlarla ilk derste yaparım. Ve en çok vurguladığım maddelerden birisi de bu üçüncü maddedir. Akademisyenlik benim için bir insan olma yolculuğudur. İnsan olma yolculuğu. Bunu zaman zaman da insanı kamil diye hedef. Bütün hedefimiz bu. Kamil bir insan olmak. Yaradan'ın yarattığında gönderdiği kadar temiz bir insana dönüşmek. Yaradan bizi nur gibi, melek gibi tertemiz bu dünyaya gönderdi. Sonra içinde doğduğumuz ortam, hayat, yaşantı, yaşam zamanla kirleniyoruz. İşte akademisyenlik bu kirlerden arınma, temizlenme ve yine insan olma doğduğumuz. Neşet ustamız, büyük usta ne güzel söyler. İnsan doğan eğer yine insan ölseydi, insan doğan yine insan ölseydi,
Belki de bu dünyada hayvan kalmazdı diyor. İnsan doğmak bizim elimizde değil. Yaradan bizi dünya insan göndermiş. Şimdi bizden insan olarak ölebilmeyi istiyor. İnsan olarak ölmek ya da ölmemek bizim elimizde. İşte benim açımdan akademisyenlik insan olarak ölebilmeyi başarma yolculuğunun adıdır. İnsanı kamil olmak ve insanı kamil olarak ölebilmenin adıdır. Bunu sufilerimiz, tasavvuf geleneğimizde İbn Arabi gibi bu işin büyük ustaları, büyük mürşitleri manevi arınma üzerinden sistemleştirmişler. Tam da benim söylediğim anlamda bir akademik yolculuk, sufi yolculuk. Bütün makamlar, haller, yükselmeler, miraç vesaire hepsi bir insanı kamil olma yolculuğu. O halde düşünürüz insan olmak için, okuruz insan olmak için, bilgi üretiriz insan olmak için, yüksek lisans bitiririz insan olmak için, doktor oluruz insan olmak için, doçent, profesör oluruz insan olmak için. Ölçü bu. O zaman da dönüp kendime sorarım. Ya ben daha geçen işte ortaokulda, lisede okuyordum, ilahiyata geldim falan, dini ilimler okuyorum. İyi de ne kadar insanım. Beni yaradanın benden beklediğini ne kadar karşılayabildim. Bana bu hiçbir canlıya bahşetmediği donanımları lütfeden ve beni dünyaya bu donanımlarla gönderenin benden beklediğini ne kadar gerçekleştirebildim? Bir akademisyenin ömür boyu kendisine her an sorduğu soru budur. Ne kadar insanım? Hangi konumdayım değil. Doktor muyum, doçent miyim, profesör müyüm, neyim? Bu önemli değil. Ne kadar insanım? Kendimi ne kadar insan olarak görüyorum? Ne kadar insan olmanın huzuruna sahibim? Meleklerine övünerek siz bilmezsiniz ben insan yaratacağım. Onlarla neyi hedeflediğimiz size sizin aklınız ermez. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Onun için o insanı yaratıyorum diyen Rabbi haklı çıkaracak ölçüde ne kadar insanım? Bak işte ben bunu yarattım. Benim eserim budur dedirtebilecek ne kadar, ne ölçüde insanız. İşte akademisyenlik bir varoluş yolculuğudur. Niçin var olduğumuzu araştırma yolculuğudur. Neden bu yolu yürüyorum ve bu yolu neden bu şekilde yürüyorum sorusunu sürekli sorarak bir yolculuk yapma yürüyüşüdür. Bu nedenle akademisyen olmak buraya yazıyorum. İnsan olmaktır. İnsan olmak bir sürede elde edilip tamamlanacak bir süreç midir? Hayır. Bir ömür boyu insan olma bir inşadır. Yüce Yaradan, Yüce Mevla bize
bir ömür takdir eder ve bu takdir ettiği ömür ne kadarsa bu bizim kendimizi insan olarak inşa etme için bize tanınan fırsatın adıdır. Bu bir fırsattır. Biz bu fırsatta kendimizi inşa ederiz. Onun için Yoldayım kitabımda böyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Her birimiz kendi insanlığımızın resmini çizen ressamlarız. Her birimiz. Ömür boyu kendi insanlığımızın resmini çizeriz. Ve son nefesimize geldiğimizde bu tablo tamamlanır. Ve bu tablonun bütününü belki biz bu dünya gözüyle görmeyiz. Ama bir tablo çizeriz. Bir resim çizeriz. İşte ahiret dediğimiz inanç bu resme bakabilmektir. Cennet de bu resme gururla bakmanın adıdır. Cehennem de utanarak o resme bakmaktır. Hepimiz bir resim çiziyoruz. Ömür boyu. Kimler o resme gururla bakabilecek? Kimler başını önüne eğip bakmaya cesaret edemeyecek? İşte bu ahiret dediğimiz şey. İşte bir insan varoluşunun, bir insan olabilme mücadelesinin adı olarak akademisyenlik, insanı kamil olma arzumuzun bilgiye dayalı, öğrenime ve öğretime dayalı yolculuğundan ibarettir. Yani insan olabilmeyi, öğrenip öğretmekle, bilgiyle elde edersiniz. Bu akademik bir yolla insan olmaktır. Bu akademisyenin insanlığıdır. Efendim, insanı kamil olmak ve insan olmak sadece akademisyenlere mahsus bir şey değil ki. Adam tüccardır. Fakat ticareti insan olmanın bir yolculuğu, bir vasıtasına dönüştürür. Tüccardır. Ama insanı kamildir. İnşaatçıdır. Fakat inşaatı inşa ediyor gibi kendini de inşa etmiştir. Bir insanı kamildir. Sanatkardır. Sanatçıdır. Az önce isimlerini aldığım o büyük ustalarımız gibi ama kendilerini inşa etmeyi başarmış insanı kamillerdir bunlar. Demek ki önemli olan insan olmak ve insanı kamil olmaktır. Ha, biz ilim insanları bunu ilim yoluyla elde edebilme yolculuğuna çıkmış talipleriz. Bizden beklenen odur ki bilgimizle, bildiklerimizle, öğrendiklerimizle, öğrettiklerimizle bunu başarabilmektir. Başkası da başkasıyla başarır. Bu günceldir. Hani televizyonlarda hep söylerim bunu, yakınlarımla paylaştığım için sizinle de paylaşmakta mahsur görmüyorum. Kırmızı Oda dizisinde delikanlı Sadi tiplemesi ve karakteri
Ben ona sokaklardan gelen bilge diyorum. O karaktere. Sokaklardan gelmiş ama bilge. İnsanı kamil. İşte önemli olan budur. Sokakları bilge olmaya dönüştürebilmiş. Sokaklarda karşılaştığı tüm kötülükleri iyiliğe dönüştürmeyi başarabilmiş, insanı kamil olabilmiş bir karakteri ifade ediyor. İşte bu. Mesele bu. Şimdi değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, akademik danışmanlık ve akademik rehberlik derslerimizin bu girişi mukaddimesiydi. Akademisyenlik nedir sorusunun cevabını bulmaya çalıştık ve bunu düşünme, üretme ve varoluş üzerinden üç başlıkta ele alarak özetlemeye çalıştım. Son olarak varoluşun bizim var olma amacımızın, hikmetimizin, gayemizin karşılığı olarak akademisyenlik, tam da o men arafe rabbehu fakat arafe pardon men arefe nefsehu. Yorulmuşum galiba biraz. Yaşlanıyorum tabii. Böyle deyince öğrencilerim kızıyor gerçi bana ama. Ben yanlış yer isimmişim. Bak hakikaten yaşlanmışım. Evet. Hakikaten değil, gerçekten yaşlıyım zaten. Men arefe nefsehu. Evet. Nefsehu. Men arefe nefsehu. Aslında güzel yazarım da kalem ancak bu kadar izin veriyor. Nefsehu. Fakat arefe rabbehu. Evet. Tam da bu işte. Neden? Çünkü akademisyenlik irfan, bilgiyle ilgili bir şey. Marifet, bilgidir. Kim kendini bilirse, bakın kendini bilirse diyor. Kendi ontolojik varlığımız işte. Bakın ontolojimiz, kendimiz bilmek. Ne olduğumuzu bilmek, ne olacağımızı bilmek. Bunu bildiğimiz zaman Rabbimizi de biliriz. Burada Rab hakikattir. Hakikati de biliriz. Hakikate ereriz. Ve insanı kamil olmaktır. Bu bölüm insan kamil olmak. İnsan kamil Rabbini bilir. İnsanı kamil olmaktır. Bu bölümde akademisyendir. Akademisyen insanı kamil demektir. İnsanı kamil akademisyen demektir. Benim anlattığım çerçevede tabii. Böylece hakikati bilmek, hakikati öğrenmek, hakikate ermek, Rabbe ermek, bunların gerçekleşmesi böyle bir yolculuktur. Ben bu yolculuğa varım diyenler için bu ders devam edecek inşallah. Çok uzun soluklu dersler bunlar. Bunlar devam edecek. Birlikte yürüyeceğiz. Sizi birlikte yüksek lisansa, birlikte doktoraya, birlikte doçentliğe hazırlamaya çalışacağım. Bu uzun soluklu yolculuğu birlikte inşallah yapacağız. Bu mübarek günde, üç ayların başladığı İslami gelenekte önemli günler bugünler ve Ragaip Kandili olarak da kültürümüzde yine önemli bir karşılığı olan güne ve geceye denk gelen bir vakitte bu sohbetimi sizlerle gerçekleştirdim. Çok şükür.
Evet, ben varım diyenler için böyle bir yolculuğun hayırlı olmasını, başarıyla sonuçlanmasını dileyerek sohbetimi bitiriyorum. Bundan sonraki ikinci sohbetimde yola nasıl çıkılır, akademik yola nasıl başlanır, neler yapmalıyız? Artık karar verdim, ben bu yola çıkacağım, bu yolu yürüyeceğim hocam diyenlere bu yol nasıl yürünecek? İkinci dersten itibaren onları inşallah konuşmaya çalışacağım. Şimdilik burada tamamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.